Teknoloji hayatımızın tam da odağında yer alıyor. Peki doğru kullanıyor muyuz? Ya da zararlarından doğru korunuyor muyuz? Nasıl önlem almamız gerekir? Hepsini ve daha fazlasını EMR Koruma'nın kurucusu Fatih Şahin anlatıyor. Elektromanyetik alanlar teknolojimizin en önemli dayanaklarından biridir. 19. yüzyılın sonundan itibaren önce radyo iletişimi için yaygın olarak kullanmaya başladık. Sonra televizyon, kablosuz telefon, GSM, Wi-Fi geldi ve etkisi yıldan yıla arttı. Bu durumun sağlığımıza etkilerini de merak etmeye başladık. Panikten kaçınmak için korktuğumuz olgunun ne olduğunu anlamamız ve riskleri bilimsel verilere dayanarak ölçmemiz gerekiyor. Türkiye'de bu alanda uzun yıllardır çalışmalar yapan EMR Koruma'nın kurucusu Fatih Şahin'le bir araya gelip etkiyi yerinde değerlendirdik. Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'ne üye bir mühendis olarak 2010 yılında EMR Koruma'yı kurduk. Firmamızın sloganı Technology to Fight Technology, yani teknoloji ile savaşan teknoloji. Firmamız sadece elektromanyetik alanlar konusunda hizmet vermekte olup teknolojinin doğru kullanılması yönünde insanlara bilgilendirme, kurumsal firmalara ise çözüm önerileri sunmakta. Şahin, gün içinde maruz kaldığımız elektromanyetik etkinin kaynağı çeşitlilik arz ediyor diyor. Elektromanyetik alanlar hayatımızda her yerde var. Bu bazen baz istasyonu, bazen radarlar, bazen cep telefonları, bazen evimizde kullandığımız kablosuz internet modemleri, bebek telsizleri. Bu örnekleri sıralayıp uzatabiliriz. Farklı yerlerde farklı kaynaklarla da karşılaşabiliyoruz. Mesela bir yüksek gerilim hattı ya da bir trafo. Bu da yine aynı iyonize olmayan radyasyon kaynakları sınıfında alçak frekans radyasyon yayan kaynaklardır. Şüphesiz elektromanyetik alanın yarattığı risklerden korunmanın yolu bilinçli kullanımdan geçiyor. Elektromanyetik alanları hayatımızdan kaldırmamız mümkün değil dedik ama doğru kullanım konusunda biz insanlara bilgiler vermekle yükümlüyüz. Elektromanyetik alanlar insanlara en fazla uyku alanlarında etki etmekte. Bu uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından elektrohipersensitivite hastalığı olarak literatüre girmiştir. Elektrohipersensitivite hastalığı insanlarda farklı semptomlarla izlenebilir. Bu semptomlar sabah uyandığınızda aşırı yorgunluk hissi, boğazda kuruluk hissi, vücutta belirsiz uyuşmalar, ciltte kuruluk hissi, ciltte yanma hisleri. Bu gibi semptomlar elektrohipersensitivite hastalığına işaret olabilir. Fatih Şahin, bu durumun doğuracağı en büyük risk direnci düşürüp başka hastalıklara karşı vücudu savunmasız bırakması diyor. Sebebini şöyle izah ediyor. Uyku alanlarına, baz istasyonu, Wi-Fi modemler ya da yüksek gerilim hattı farklı yollardan ya da dolaylı yollardan etki ediyor ise bu uyku alanlarında, yani yatak odası ve çocuk odası diyoruz. Yatak odasında uyku esnasında akşam 23 ile sabah 5 arasında vücutta salgılanan melatonin hormonunun salgılanmasını engeller. Bu hormon çocuklarda büyüme hormonu olarak adlandırılır. Yetişkinlerde ise vücudun rejenerasyonunu sağlayan bir hormondur. Bu hormonun salgılanmaması durumunda ertesi gün güne bir önceki günün yorgunluğuyla uyanırsınız. Vücut kendini yenileyemediği için bir sürü hastalığa bağışıklık sisteminiz açık kalır. Yani bağışıklık sisteminiz zayıfladığından dolayı siz her türlü virüse dolaylı yollardan maruz kalma riskine sahipsiniz. Bu sebeplerden dolayı elektromanyetik alanların yatak odalarından, çocuk odalarından ve 4 saat üzeri sabit maruz bulunan noktalardan çıkartılması gerekir. Bu etki, radyo frekansı farklı birimlerine ayırarak frekansların yaydığı elektromanyetik alanları ölçen cihazlarla tespit ediliyor.
Bu cihazlarla şu an arkamızda gördüğümüz 2G, 3G, 4.5G baz istasyonu antenleri ve onların arkasında da boğaz trafiğini sağlayan radarı ölçeceğiz. Baz istasyonlarından gelen sinyaller tabii ki her yerde ve olmak zorunda hayatımızın içerisinde, evlerin üzerinde, çatılarda, direk üzerlerinde her yerde olmak zorunda. Ancak iletişimi sağlamanın yolu çünkü. Ancak bunlardan korunmak için mesela yatak odasına bakan camda bir karşınızda baz istasyonu görüyorsanız o pencerenin kalkanlanması gerekebilir. Tabii ki bunların hepsi ölçümler yapılarak belli edilir. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz elektro hipersensitivite her değerde, yani her baz istasyonunun olduğu yerde yoktur. Yatak odalarında ve çocuk odalarında insanların 4 saat üzeri maruz kaldığı noktalarda etki ediyor mu, etmiyor mu? Bunlarla alakalı özel elektro hipersensitivite limitleri diye adlandırdığımız referans değerleri var. Hangi oranın üzerindeyse böyle bir korumaya ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz? Elektro hipersensitivite limitlerine göre 1 miliwattın 1 miliwatt bölümetre karenin üzerindeki değerler elektro hipersensitivite semptomlarını gördürtebilir olarak adlandırılıyor. Mesela şu an kaç bir ölçümünü de yaparsak? Cihazın sesinden gördüğümüz gibi şu an 4-5 miliwatt 6 miliwatt değer görüyoruz. Ancak burada yaşam alanı olmadığı için, yani bir uyku alanı ya da 4 saat üzeri maruziyet doğuracak bir yer olmadığı için buradaki risk oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama aslında sadece cep telefonuyla da sınırlı değil sanıyorum bu etkiyi. Birkaç örnek vermiştiniz röportajın başında. Mesela evimizde, evlerde kullanılan telsiz telefonlar, bebek telsizleri, bebeğin yanına koyarlar işte uyandığında. Halbuki çok büyük risk. Zannediyoruz ama zarar her bu tip kaynağın güvenlik mesafesi vardır. Mesela bebek telsizlerinde 2 metrelik güvenlik mesafesi vardır. 2 metre uzağa koyarsanız güvenli kullanabilirsiniz. Ama bebeğin başının yanına koyarsanız bebeğin büyümesini engellemiş olursunuz. Telsiz telefonlar yuvasında durduğu zaman hiçbir şey yaymaz. Ama yuvasından kaldırdığınız anda yüksek bir elektromanyetik alan yayarak çevredeki yaşayan insanlara devamlı zarar vermektedir. Bu ofislerde de aynı şekilde geçerlidir. Kablosuz internet modemleri %100 kapasiteyle çalışır, daha fazla çeksin diye iki anten koyarlar. Ama bu da yanlış. Ev içerisinden dışarıya çıkmaması gerekli sinyalin. Yani bir komşunuz sizin Wi-Fi sinyalinizi almamalı. Bu sizin ne kadar fazla zarar aldığınızı gösteriyor aslında. Mümkün olduğunca da gece yatarken kapatmamız gerekiyor o zaman. Kesinlikle. Uyurken uyku alanlarına elektro hipersensitivite semptomları görülmemesi için, bu hastalığa yakalanmamak için uyurken mutlaka cep telefonumuzun data alışverişini kapatmalıyız. Cep telefonu açık kalabilir. Sadece data alışverişi kapatılsın. Wi-Fi modemi yine komple fişten çekerek kapatalım. Sinyal vermesin. Telsiz telefonumuz varsa yerine yuvasına oturtalım, bırakalım. Bu şekilde güvenli uyku ortamı oluşturarak ertesi güne hem dinç uyanma şansımız yükseliyor hem de vücudumuzun bağışıklık sistemini sabit tutarak, güçlü tutarak bu tip hastalıklara gün içerisinde aldığımız yüksek gerilimden, X-ray radar dedektörlerinden vesaire ve bütün iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından aldığımız radyasyonu vücut akşam bu melatonin hormonunun salgılanmasıyla, iyi salgılanmasıyla temizleyecektir. Dolayısıyla hani güvenli bir ortamda uyumak da bize sağlıklı bir yaşam sunacaktır. Teknolojiden vazgeçmek zorunda değiliz ama doğru kullanmak kaidesiyle diyelim. Ama evet. Siz sadece bireysel tüketicileri, bireysel müşterileri bu tehlikelerden uzaklaştırmakla kalmıyorsunuz. Bir de kurumsal hizmetler var. İş güvenliği kapsamında bunu da birkaç cümleyle açacak olursak. İş güvenliği kapsamında ülkemizde yasalara 2013 yılında giren TSN 50.413 standardı. Bu insanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara maruz kalmasıyla ilgili standart diye tam Türkçesini söylersek literatüre girmiş bir, yasalara girmiş bir standarttır. Bu standart kapsamında birçok iş yeri IT odalarında, server odalarında, UPS odalarında, yani teknolojinin yüksek olduğu, trafo vesaire barındıran iş yerlerinde mutlaka elektrik, manyetik ve elektromanyetik alan ölçüm yaptırmalı. İzleyicilerimize sağlıklı bir yaşam için ne söylemeliyiz, son mesajımız ne olmalı? Teknolojiyle savaşan bir firma olarak
hem de farklı bir teknoloji sunan bir firma olarak diyebilirim ki teknolojisiz yapamayız ama doğru kullanmayı öğrenmeliyiz. Bu konuda da lütfen uyarıları dikkate alınız ve kullanma kılavuzlarını mutlaka okuyun bütün elektronik cihazlarını. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Umarız daha sağlıklı teşekkür ederim. Yaşam süreriz bu uyarılarla birlikte. İnşallah. Teşekkürler.